değerli izleyiciler. Bugün Kadın Siyaset ve Yönetim programında yine çok önemli ülke meselelerinden birkaçını çok kıymetli bir konuğumla değerlendireceğiz. Bugünkü programımızın konuğu 24. dönem Muğla Milletvekilimiz Sayın Mehmet Erdoğan. Kendisi uzun yıllar İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtelif illerde ve ilçelerde üst düzey bürokrat olarak görev yapmış ve dolayısıyla İçişleri'nin işleyişinde olduğu gibi en son genel seçimlerden itibaren de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çok değerli yaptığı çalışmalarıyla hem partimize hem de ülkemize çok değerli hizmetlerde ve katkılarda bulunuyorlar. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yoğun bir gündemden sonra vakit ayırıp geldiniz. Onun için her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ben teşekkür ediyorum. Gerçekten tabii Türkiye'nin gündemi çok yoğun olunca bizim de gündemimiz çok yoğun. Ama bizim Mülkiye'de rahmetli hocamız Bedri Gürsoy'un bir sözü vardı. Her şeye vakti olan insanla hiçbir şeye vakti olmayan insanın günü 24 saattir. Evet. Onun için buna da zaman ayırıyoruz, yetişiyoruz. Eksik olmayın, çok teşekkürler. Gerçekten ihtiyaç da var. Çünkü ülkemizde malumunuz her gün çok önemli, birbirinden önemi az olmayan pek çok konuyla güne başlıyoruz. Bir sonraki gün başka gündeme alınan konular var ve bu süre içerisinde de vatandaşlarımızın, partili olsun olmasın, vatandaşlarımızın zihinlerinde bir bulanıklık ve yaratılan suni gündemlerle ve medya karartmalarıyla da bu dikkatten kaçan pek çok konu hem yaşadığımız günü hem de sonrasını ipotek altına alacak şekilde gelişiyor. Bugün sizinle ben iki önemli konuyu özellikle değerlendirmek istiyorum. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları içerisinde aynı zamanda İçişleri Komisyonu'nda bulunuyorsunuz. Ve bu komisyonun ilgili olduğu alanlardan birisi de hem Büyükşehir Yasası, AKP tarafından hazırlanan ve 6360 sayılı diye geçen yasa, hem de yargı komisyonunda olmak üzere 4. yargı paketiyle alakalı gelişmeler var. Bunları özellikle değerlendirmek istiyorum ama tabii bölgeniz olan Muğla'nın da meseleleriyle çok yakından ilgilendiğinize birebir şahit oldum ve takip ettiğim şekilde de hiç hız kesmeden o konuda da çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Dilerseniz önce bizi izleyen Muğla'lı hemşerilerimizin de gönlünü almak babında diyeyim. Yani hani çünkü siz tabii oranın vekili olunca öncelikle onu herhalde dile getirmek lazım. Muğla'mızın problemleri noktasında bakıldığında en çok kanayan yara hangi merkezde toplanıyor desem Sayın Vekil? Şimdi öncelikle ben bütün seyircilerimize ve Muğla'lı hemşerilerimize selamlarımı, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum yayına başlarken. Şimdi tabii Muğla dışarıdan bakınca farklı gözüküyor. Gerçek Muğla farklı. Dışarıdan bakınca herkesin gözüne ilk takılan şey Bodrum, Marmaris gibi tahtil beldelerimiz. Hı hı. Ama Muğla'da bir turizmin tesisinin en az o kadar yani büyüklüğü kadar tarım da var. Evet. Tarımın tesisi de turizmin tesisinden daha küçük değil. Ama Muğla'nın bu dönemdeki en önemli sorunu nedir diye soruyorsanız, bunu geçen haftalarda şehir hastaneleri kanunu görüşülürken araştırdık. AKP döneminde, yani geçen 2002'den bu yana Muğla'da hiçbir yeni hastane devreye alınmamış ve 11 yıllık süre içerisinde İşte ilave binalarla işte vesaire işte ranzalarla artırılan kamu hastanelerinin yatak sayısı sadece 42. Evet, ne kadar acı. Koskoca Muğla'da yani iyileştirme Muğla, adına. Muğla ciddi manada nüfus artışı olan bir il. Hı hı. Ve yine Muğla'nın tabii tıp fakültesi açıldı Muğla Üniversitesi'nde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde. Şu anda ikinci sınıfta öğrencilerimiz var. Bu yaz itibariyle ikinci sınıfı bitirip üçüncü sınıfa geçecek öğrencilerimiz var. Ama Muğla Üniversitesi'nin araştırma hastanesi hala gözükmüyor. Gözükür de yok. Yani daha... Bir de Muğla'nın tabii nüfusu, bir kendi nüfusu var. Bir de yaz dönemlerinde belki 2-3 katına çıkan bir nüfus var ve bunların da sağlık problemlerinin olmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Tabii Muğla'nın 2 tane uluslararası havalimanı var. Bir Milas Bodrum Havalimanı, Dalaman Havalimanı. Şimdi kış nüfusuna baktığımız zaman Muğla'nın şu anda işte 800
60 bin civarına geldi son bu 2011-2012 itibariyle. Hı hı. Ama yazın sadece Bodrum Yarımadası aşağı yukarı bu kadar nüfus taşıyor. Hı hı. Evet tabii. Dolayısıyla Muğla'nın sorunları aslında bütün ülkenin sorunu. Muğla'nın sorunları da ülkenin. Bir de tabii ki Muğla'daki en temel sorun bütün tarım kesiminde olduğu gibi tarımdaki girdi fiyatlarının çok yüksek olması. Hı hı. Ürün fiyatlarının maalesef son yıllarda hükümetin uyguladığı yanlış politikalar dolayısıyla sebze meyve, yaş sebze meyve ihracatında ciddi düşme var. Dolayısıyla oralardaki fiyatlarda da düşme var. Bir de çek kanunu tarım üreticisini çok mağdur etti. Eskiden biliyorsunuz çek kanununa göre çekini ödemeyen vatandaş, çek kesen vatandaş. Bunun ceza yükümlülüğü vardı. Adam cezaevine gidiyordu. Hı hı. Ama şimdi böyle bir yükümlülük kalkmadı. Yok, kalmadı. Evet, evet. Bu çek kanundaki bu değişiklikten sonra köylü sattığı mahsulün karşılığını almakta gerçekten zorlanıyor. Bizim bölgedeki tarım üretiminde de özellikle yaş sebze meyve üretimi çok fazla olduğu için vatandaşın bu ürünlerini bekletmesi falan da bir söz konusu değil. Mecburen olgunlaştığı zaman adam işte domatesi olgunlaştıysa seradaki onu o gün toplayacak, satacak. Yani bunu bir hafta sonra satayım, bir ay sonra satayım, böyle bir imkanı yok. Evet. Bir de Sayın Vekilim yine tarımın içerisinde galiba 2B arazilerinde de Muğla ilimiz, Muğla'lı hemşehrilerimiz mağdur olmuş durumda değil mi? Çok belki şimdi, kamuoyunun dikkatinden kaçıyor ama. Tabii Muğla'da 2B arazisi bakımından Türkiye'de 3. sırada. 1. sırada İstanbul var. 2. sırada Antalya, 3. sırada Muğla 2B konusunda. Tabii Muğla'da 2B ile ilgili temel sıkıntı şu. Muğla 1100 kilometre kıyı şeridiyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip vilayet. Evet. Ve sayısız koylarımız var. Ve 2B arazilerinin tabii önemli bir kısmı maalesef sahile çok yakın bölgelerde. Hı hı. Şimdi buralarda fiyatlar hala açıklanmadı. Köylü endişeyle bekliyor. Acaba fiyatlar ne olacak? Hükümet önce bunu %70 olarak geçirdiler. Rayiç bedelin %70'ini ödeyecek vatandaş. Sonra işte oluşan baskılara göre önce İstanbul'daki 400 metrekareye kadar olan parseller, daha sonra bütün tarım arazilerde uygulanacak şekilde üçüncü defa. Hı. Henüz daha 2B ile ilgili hiçbir vatandaşın sorunu çözülmedi geçtiğimiz bir yıl içerisinde 2B kanunu çıktıktan bu yana, ama sonuçta biz 2B kanununda üçüncü değişikliği yaptık. Evet. Önümüzdeki günlerde muhtemeldir yeni değişiklikler de gündeme gelecek ama bu değişikliklerin hiçbirisi vatandaşın sorununu çözmüyor. Çözmüyor ve şimdi, mağduriyetleri devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi herhalde bizim burada yeni mağduriyetler ortaya çıkıyor. Şimdi bizim oralarda tabii tarih sit, doğal sit, bu alanlar da satılmıyor. Bunların önceden bir tespiti yapılıp işte şurası doğal sit, şurası tarih sit, burası satılmayacak falan gibi bir çalışma yok. Önce hak sahiplikleri yapılıyor ama ondan sonra birileri çıkıyor, burası tarih sit, burası doğal sit, vatandaş bunu alamaz diyor. Benim baştan beri en büyük endişem de şu Muğla ile ilgili 2B konusunda. Özellikle koylara bakan arazilerdeki vatandaşlarımızın kullandığı işte zeytinlik vesaire gibi arazilerin çok yüksek fiyatlar belirleyerek vatandaşın burayı almamasını sağlamak. Ardından da tabii aynı kanunun 12. maddesinde şöyle bir hüküm var. Denize 5 kilometre mesafedeki hazine araziler satılmaz deniliyor. Şimdi tabii biz buraları satmak için ne yaptık şimdi 2B kanunuyla? Hazine adına orman dışına çıkarttık. Vatandaş alamayınca bu yerler hazineye kalacak. Hazineye kalınca ne olacak? Evet. Ondan sonra hazine satmayacak. Birilerine tahsis edecek. Evet, belki bu durum, bu durumda bu işte 49 yıllık, 99 yıllık neyse ama bu şartlarda bu tahsislerin kimlere kullanılacağı da hepimizin kafasında ciddi soru işaretleri oluşturmakta. Evet. Yani birilerine rant kapısı açılacak kaygısı ve asıl vatandaşın mağduriyeti burada çok önemli. Bir de kuşak, birkaç kuşaktır orada yaşayan vatandaş kendi yerinden, yurdundan edilecek. Tabii bunlar vaktinde aslında bedellerini ödemiş durumdalar ama ellerinde belge olmadığı için de şu anda aslında dedelerinden, babalarından kalan topraklarını kaybetmek riskiyle karşı karşıya bırakılmış durumda. Evet, Muğla'nın problemleri tabii bir başka programda inşallah yani, enine boyuna konuşalım ama bugün ben özellikle sizinle önce yargı paketini konuşmak arzusundayım Sayın Vekilim.
Şimdi dördüncü yargı paketi geçtiğimiz haftalarda bir dillendirildi. Adalet Bakanı muhalefetteki partileri hem CHP'yi hem de bizi MHP'yi içeriğini bilmemekle suçladı. Ama siz tabii işin içindesiniz. Yani bu noktada da belki kamuoyunu bilgilendirmek de gerekir. Bunun ne kadar aslı astarı vardır? Gerçekte dördüncü yargı paketinde neler var? Şimdi hepimiz İmralı süreci denilen PKK ile müzakere kısmına tabii doğal olarak dikkatimizi çevirmiş durumdayız ama yargının da referandumdan itibaren aslında yani o geçirdiği değişim süreci de çok dikkate değer. Bu da onun bir parçası. Sayın Vekilim, dördüncü yargı paketi ne içeriyor? Şimdi dördüncü yargı paketi ile ilgili tabii Sayın Adalet Bakanı'nın söylediği MHP ve CHP bu paketin içeriğini bilmiyorsa doğru. Şunun için doğru. O söylediği tarihte doğru. Meclise gelmeden önce biz hükümetin hazırladığı bir kanun tasarısının içinde ne var ne yok olduğunu bize eğer hükümet bilgi vermiyorsa biz müneccim değiliz. Tabii. Bunun içinde ne olduğunu bilemeyiz. Ama burada tabii bir konu var. Üzerinde çok önemli durulması gereken. İçeriğinden bence daha önemli kısmı şu. Şubat'ın son haftasında bir Bakanlar Kurulu toplantısının akabinde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Sayın Bülent Arınç Bakanlar Kurulu toplantısı sonucunda bilgi verirken basın mensuplarına dedi ki dördüncü yargı paketini imzaladık, tamamladık. İnşallah yarın mecliste olacak dedi. Evet. Fakat o yargı paketi, dördüncü yargı paketi kanun tasarısı bu açıklamadan 10 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Adalet Komisyonu'na geldi. Bu açıklamadan yani yarın gelecek denilen şey 10 gün sonra geldi. Şimdi önce Sayın Adalet Bakanı'nın bunun cevabını vermesi lazım. 10 gün bu paketi önce kime gösterdiler? Yani Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP bunu bilmiyor. Tamam, çünkü biz görmediğimiz şeyi gayipten bilgi alma yeteneğimiz yok. Öyle bir imkanımız yok. Ama 10 gün bunu kime götürdüler? Kimle içeriğini konuştular? Kimlerle içeriğine yeni şeyler ilave ettiler ya da çıkarttılar? Adalet Bakanı'nın önce kamuoyuna bunu açıklaması lazım. Evet. Ha, sonra paketin içeriği kısmına geçeriz. Tabii aslında AKP'nin yargıyla ilgili yaptığı düzenlemeler, anayasayla ilgili işte 2010 yılındaki referandumun hepsine tek tek baktığımızda gördüğümüz bir şey var. 2010 yılındaki anayasa referandumuna baktığınızda orada 26 madde değişti anayasada. Bu 26 maddenin 23 maddesinde zaten Türkiye'deki bütün siyasi partiler ve aklı selim insanlar mutabıktı. Evet. Tartışılan 3 maddeydi. Efendim daha sonraki yargı paketlerinde de benzer uygulamalar yapıldı. Dördüncü yargı paketi de aynı. Yani dördüncü yargı paketinde bir takım insanların lehine düzenlemeler var. Ama bizi o düzenlemeler çok ilgilendirmiyor. Yani şunun için ilgilendirmiyor. Vatandaşın sorununu çözmek için bu düzenlemelerle PKK'yı meşrulaştıracak düzenlemeleri ayrı getirseler o zaman vatandaş yargı paketine farklı bakacak. Ama şimdi öyle bir şey ki bir ambalaj yapıyorlar. İçine bir miktar zehir koyuyorlar. Bu zehir ana dilde savunmada da aynı, daha önceki yargı paketlerinde de aynı ve bence bundan sonra önümüze gelecek diğer yargı paketleri ki bu son işte biliyorsunuz dün gene bir BDP heyeti İmralı'ya gitti. Evet. Onların yaptığı açıklamalar oradan Abdullah Öcalan'ın gelen notlar içerisinde parlamentonun bundan sonraki süreci kolaylaştıracak yeni kanunları da hızla yerine getirmesi. Şimdi yerine getirirken AKP gene her zaman olduğu gibi bir tasarının içerisine bunları serpiştirerek işte 20 maddelik bir tasarıysa bunun içine 3 madde 5 madde serpiştirerek önümüze koyacak ve vatandaşın burada kafası karıştırılıyor. Gündem karıştırılıyor. Gündem karartılıyor. Dördüncü yargı paketinde bizim itiraz ettiğimiz temel nokta şu. Dördüncü yargı paketinde PKK ve diğer terör örgütleri meşrulaştırılıyor. Buradaki meşrulaştırma nasıl yapılıyor? Silahlı propaganda, silah övülmemek şartıyla örgütün propagandasının yapılması
suç olmaktan çıkartılıyor ki kanun tasarısı meclise gelmeden bunun uygulaması başladı şu anda. Evet. BDP biliyorsunuz 44 ilde ve 88 ilçede Abdullah Öcalan'a özgürlük mitingi düzenliyor. Şimdi Abdullah Öcalan kim? Yani buradan baştan bakmamız lazım olaya. Abdullah Öcalan bugün ülkemizde 40 binden fazla insanın ölümüne sebep olmuş bir terör örgütünün lideri. Ve buna özgürlük diye Türkiye'de miting yapılıyor. Ve bunu protest etmek, buna karşılık vermeyen vatandaşlara karşı da bu mitingler maalesef Türk polisiyle, marifetiyle korunuyor. Evet, maalesef. Şimdi şu anda geldiğimiz nokta bu. Evet. Dolayısıyla sanki bu bir insanlık hakkıymış gibi takdim ediliyor. Şimdi 4. yargı paketinde ben sizinle programa çıkmadan önce şöyle biraz kurcaladım medyada neler var diye. 4. yargı paketinin takdimi işte yargı hizmetlerinde verimliliğin artırılması, evrensel hukuk normlarına uyumu sağlamayı kolaylaştırmak, Hrant Dink davasında olduğu gibi yaşanan eksiklerin önüne geçmek, kamu görevlilerinin yargılanmalarında izin şartının kaldırılması ve sıfır toleransı kapsamında işkence suçlarında zaman aşımının kaldırılması gibi böyle pek çok kişiye hoş gelecek bir takdim var. Yani evrensel hukuk konusunda herhalde hiçbirimizin yani şeyi yok. Bu ta 1700'lerin sonlarından başlayıp bugüne kadar geliyor. Daha geriye gideceğiz. Yani bu Magna Carta'ya kadar Magna gidebiliriz. Magna Carta'ya da gidebiliriz ama bizim kendi Türk İslam tarihi açısından da özellikle Peygamberimizin veda hutbesini de bu manada atlamamak lazım. Yani Peygamberimizin veda hutbesinde de evrensel hukukla ilgili çok geniş hükümler var. Evet. Şimdi burada insanlık suçu yani işkenceyi kimsenin onaylaması, hele hele Milliyetçi Hareket Partisi'nin işkence onaylaması mümkün değil. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi mensupları kendisi işkencenin ne olduğunu en çok yaşayarak bilen insanlar. Evet. Ve çok da dillendirmiyoruz biz bunu. Yani burada tabii bizim insanımız devlete olan saygısından dolayı bu konuları çok fazla gündeme şimdiye kadar hiç getirmedi. Evet. Bunu edebiyatını da yapmadık, bilimlerini de yapmadık. Yani gözyaşlarımızı da kanımızı da içimize akıttık. Ama bu konuda şimdi çok haklısınız Sayın Vekilim. Yani tabii daha çok uzun zamandır Türkiye Batı normlarıyla düşündürülmeye başlandığı için hani evrensel hukuk normları deyince insan otomatik olarak şey gibi yönünü batıya çeviriyor ama bizim hem Türk töresi dediğimiz devlet anlayışımızda mensubu bulunduğumuz ve şereflendiğimiz İslamiyet inanışımızda insan hakları konusunda tek adres olmalı. O konuda zaten bir beis yok. Ama şimdi beslendiğimiz bütün kaynaklarda ve bizi biz yapanlarda adalet çok önemli. Adalet kavramının tesisi çok önemli. Ve ceza kavramı da çok önemli. Yani şimdi siz biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi terörist başı olan adını bile söylemek gerekmeyen, yani son zamanlarda bunun normalleştirilmesini de görmekten ben kendi adıma çok üzülüyorum. Bir caniden sanki çok normal bir insanmış gibi ismiyle bahsetmek, ben milletim adına yapılan büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Şimdi onu normal, masum bir insan gibi insan hakları kapsamı içerisinde takdim etmek de akıl alır gibi bir şey değil. Yani şimdi bunun içerisine bunu nasıl koyacağız? Yani dediğinizde çok haklısınız. Şimdi tabii biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak adalete çok önem veriyoruz. Burada adalete önem vermemizin sebebi şu. Ben kendim İçişleri Komisyonu'yum ama üyesiyim ama Adalet Komisyonu'ndaki Türkiye'nin gündemindeki bütün kritik kanunları başından sonuna kadar Adalet Komisyonu'nda takip ediyorum. Tabii biliyorsun meclis çalışmaları içerisinde milletvekilleri istedikleri bütün komisyon ve genel kurul çalışmalarına katılabiliyor. Biz kendi komisyonumuz kadar Adalet Komisyonu'ndaki bu tip kritik ülkeyi ilgilendiren bütün kanun tasarılarının, kanun tekliflerinin görüşülmesine de başından sonra ana dilde savunmada da yaptık. Şimdi bu 4. yargı paketinde de bu çalışmayı takip ediyoruz. Ha biz bu yargının üzerinde, adaletin üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi kadar olarak niçin bu kadar duruyoruz sorusunun cevabı şu. Adalet mülkün temelidir. Evet. Yani buradaki mülk birilerinin yani işte iktidara geldiği zaman ne kadar mülkü olduğu bilinmiyordu ama şimdi dünyanın sayılı zenginleri arasına girdiler. Onların elde ettikleri mülk değil. Bizim kastettiğimiz mülk devlet. Evet, tabii. Biz tabii Türk milleti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ni tabii bu AKP cenahı çok eleştiriyor bu konuda ama
Devlet çok önemli. Biz tarih boyunca hiç devletsiz kalmamışız. 5000 yıllık devlet geleneğimiz var. Ve bu konuda biz bu geleneğe sahip çıkarak yine devletsiz kalmama konusunda elimizden geleni yapmak zorundayız. Şunun için yapmak zorundayız. Biz tabii Türk milleti İslamiyet'le ilk tanışan milletlerden birisi ve İslamiyet'e çok da önemli hizmetleri olan bu yolda Türkistan mülküsü yolunda da çok bedel ödemiş bir millet. Ve hiçbir millet Türk milleti kadar İslam'a hizmet etmiş de değildir. Şimdi, yani tek örnek. Şimdi yalnız var. İslam hukuku bakımından, İslam tarafından baktığımızda da devlet çok önemli. İşte Cuma günü gidiyoruz, Cuma namazı kılıyoruz camide. Eğer biz bağımsız bir devlet değilsek, bizim bayrağımız o Türk bayrağı, ayıldızı Türk bayrağı gönderdiği değilse, bizim İstiklal Marşımız eğer bu ülkede okunamıyorsa, o Cuma namazını kılmak farziyeti de üzerimizden kalkıyor. Evet. Bu bakımdan devlet çok önemli. Devletin muhafazası bakımından da adalet çok önemli. Çünkü bir ülkede yani bir devletin ömrüyle ilgili en önemli konu o ülkedeki adalet uygulaması. O ülkede adalet bittiyse devletin ömrü tartışma konusu. Devletin varlığı, birliği tartışma konusu. AKP'nin adaletle bu kadar fazla oynamasına da en temel itirazımız bu noktadan başlıyor. Tabii kamu vicdanında zaten adalete güven duygusu bir kere sarsılmış durumda. Yani şimdi çıkıp sorsak herhangi bir vatandaşa, yani partili olması şart değil. Herhangi önümüze gelen kimse, yani pazarda olabilir, esnafta olabilir, kamu görevlisi olabilir. Adalete güveniyor musunuz diye sorsak ben %99... Yani hani bir payını bırakalım, yani belki çok şey olabilir. Güvenmedikleri sonucun çıkacağını düşünüyorum. Hatta bunun da yani bir şeyini yapmak isterim doğrusu bu çerçevede. Yani şimdi bunu tabii sosyolojik olarak bir araştırma yapılabilir ama bizim köylere gittiğimizde, seçim bölgelerimize gittiğimizde alanda gördüğümüz mesela çok enteresan bir konu var. Mesela bazen böyle işte hükümeti eleştirdiğimizde falan vatandaş ya böyle değil mi falan diye sorduğumuzda vatandaş diyor ki tabii siz de vekisiniz. Dokunulmazlığınız var. Kardeşim ben de Sivri'ye mi gideyim yani? Şimdi ben bu işleri karıştırma diyor. Evet. Şimdi bu işte korkuyorlar, adalete yani olan güvensizliğin ve insanlar üzerindeki korkunun geldiği nokta bu. Evet, biz insanların adaletinden Cenab-ı Allah'ın adaletine sığınalım sayın vekilim. Yani adalet konusu hakikaten vicdan sahibi olan insanların ancak yönetiminde tecelli edebiliyor. Cenab-ı Allah bize bu anlamda yardımını esirgemesin diyelim. Şimdi tabii dördüncü yargı paketi şu aşamada komisyonda değil mi? Süreç tabii, anlamında. Tabii komisyonda. Komisyondaki görüşmeler bittikten sonra genel kurula tabii artık bu, tevdi edilecek. Hükümetle işte BDP, PKK, Kandil, İmralı pazarlıklarının mutabakatına göre meclis genel kuruluna getirirler. Peki sayın vekilim, genel kurula geldiğinde CHP'nin de bizim de vekil sayımız malum oylamaya geçildiğinde bizim bütün itirazlarımıza rağmen 4. yargı paketinin geçmemesi diye bir şey söz konusu olabilir mi? Şimdi tabii şöyle bir konu var. Sayısal olarak geçmemesi diye bir şey yok. Hı hı. Ama sayın genel başkanımızı biliyorsun son 3-4 grup toplantısında çok önemli bir konuya vurgu yaptı. Bugünkü grup konuşmasında da aynı vurguyu devam ettirdi. Tabii biz bu biraz önce saydığımız adaletle ilgili, devletin bekasıyla ilgili hassasiyetlerimizi herkes biliyor. Ama bir de iktidar partisinin içerisinde bu hassasiyetlere sahip insanlar var, arkadaşlarımız var, milletvekilleri var. Gene iktidar partisine oy veren milli duygulara sahip insanlar var. Sayın Genel Başkanımız ısrarla bu arkadaşlarımızın, toplumun bu kesiminin vicdanına sesleniyor. Şimdi bundan sonra hem yargı paketinin, 4. yargı paketinin hem buna benzer diğer kanunların hem de işte başbakanın çok acele ettiği anayasa değişikliğinin geçmesi ya da geçmemesi noktasında AKP'nin içerisindeki milli duruşlu insanların duruşunu gerçekten göreceğiz. Onlar, onlar ne diyecek, onlar ne yapacak? Çünkü eğer onlar bir milli duruş sergilemezlerse o zaman bunların hepsinin geçmesi kaçınılmaz. Şimdi ben de hakikaten yani onu soracaktım. Siz çok güzel daha öncesinden söylediniz. Şimdi meclisteki bütün vekiller vatan evladı. Yani insanlar bir şey bilmiyor olabilirler.
yanlış yönlendirilmiş olabilirler. Ama hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, devletimizin hepsi saygın vatandaşları. Kendilerine oy veren milletimizin iradeleriyle orada vekillik görevlerini yürütüyorlar. Benim de aklıma hep bu takılmıştır. Yani şimdi siz bir partiye mensup olabilirsiniz ama partinizin savunduğu fikirler sizin vicdanınızla örtüşmediğinde, akıl terasine koyduğunuzda, vicdan terasine koyduğunuzda eğer bunlar sizde karşılık bulmuyorsa, doğru söyleyenin yanında olmak hiç de yani çekimser kalınacak bir şey olmamalı. Ben de bu noktada diyecektim ki başta kabine olmak üzere, kabineyi oluşturan bakanlar olmak üzere, aynı meclisin çatısı içinde, aynı bahçenin içerisinde bir aradasınız. Hani böyle sohbetlerde kendileriyle görüş alışverişinde bulunulduğunda en azından ikna edilebilirler diye düşünüyorum. Şimdi ben burada bir şeyi okumak istiyorum. Anayasanın 81. maddesine göre milletvekili yemini yapıyoruz. Evet. Yani bu yemin sadece Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine ait değil. Tabii. Bütün milletvekillerinin. Ve ben bu yemini burada tekrar metinde yazıldığı şekliyle okumak istiyorum. Lütfen. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Evet, çok şimdi, güzel. Şimdi biz sadece her partideki milletvekiline söylemek istediğimiz şey, tekrar hatırlatmak istediğimiz şey şu. Ettiğiniz yemine sadık kalın. Biz kimseden başka bir şey istemiyoruz. İnsanın yüreğini titretiyor sayın vekilim. Ha. Siz vekil olarak bunu okudunuz. Ben bir vatandaş olarak sizi dinledim. Dinlerken bile bu o kadar büyük sözler var ki. Yani şan, şeref, haysiyet sahibi olan her kişinin aslında bunun arkasında durması lazım. Yani bu yemine uyulduğu zaman şu anda hem bu kanunlar açısından hem de anayasa açısından hem de önümüze gelecek diğer kafamızı karıştıran düzenlemeler açısından aslında tartışılacak bir konu kalmıyor. Herkesin yeminine sadık kalması lazım. Herkes bu Türk milletinin önünde yemin etmiş ama şimdi bazı arkadaşlar ben Türk'üm demekten bile çekiniyorlar, imtina ediyorlar. Bu tabii bizim açımızdan son derece üzücü, vahim ve bizi endişelendiren tablo da esasında bu tablo. Şimdi sayın vekilim, ben şu kritiği hep yapıyorum, yeri geldikçe de söylüyorum. Biz bugün gelişmişlik kriterlerine baktığımızda dünyada işte Amerika Birleşik Devletleri'ni, Britanya'yı, Fransa'yı, Almanya'yı sayıyoruz değil mi bir çırpıda? Ama benim tanıdığım arkadaşlarım var. Bunlar Amerikalı olanlar da var. Bir dönem beraber aynı üniversitede okuduğum arkadaşlarım da oldu. Hiçbirisi kendi kimliğini söylerken çekimser olarak hiç söylememiştir. Yani Fransızım derken göğüsleri kabararak söylemiştir. Amerikalıyım derken ki Amerika sonradan coğrafyaya bağlı olarak kolonilerden ortaya çıkan bir yapıdır. Onun yapılanması biraz farklıdır. Ama o bile kendisini bir millet olarak takdim eder. Almanlar zaten herhalde milliyetçilik konusunda işi son derece abartılı hale getirmişlerdir. Almanlar ve İngilizler zaten ayrı. Evet, ayrı İngilizler kendilerini tümüyle mavi kan olarak takdim ediyorlar. Japonlar keza söylerken öyle, Çinliler söylerken öyle, herkes kendi milliyetinden bahsederken büyük bir gurur kaynağı olarak ifade ediyor. Ve hiçbirisi yani daha küçülmek adına değil, daha nasıl büyüyebiliriz ve kendimizi milletimiz adına ne kadar doğru temsil edebiliriz kaygısını hep yaşamışlardı. Dolayısıyla benim şimdi bu yani mevcut haldeki durumu anlamam ve buna bir mana vermem mümkün değil. Yani bunun sebebi ne olursa olsun hiçbir şey bugünü kurtarmak adına yapılacak bir şey değil. Ben hep şu sorumluluğu taşınması gerektiğine inanırım. Kim hangi yaşta, hangi konumda, nerede olursa olsun söz konusu Türk milletinin, bir milletin geleceği. Hem hali hem geleceği, yani halde de gelecekte de bu milletin şu andaki görev yapanlar bu sorumlulukla davranmak zorunda. Belki bugünün kurtarmaları kendi adlarına mümkün olabilir ama bu nasıl bir kurtuluştur o da tartışılır. Fakat yani geçmişteki atalarımız,
işte dün Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladık. Eğer o şehitlerimiz binlercesi kefensiz yatıyor, eğer kendilerini kurtarmış olmak adına bir hayat görüşüne sahip olsalardı, bugün ne devletimiz olurdu, ne Türk milleti diye bir milletten bahsedilebilirdi. Onlar bizi düşünerek hayatları pahasına Türk milletine hayat verdiler. Ve hepsini rahmetle şükranla anıyoruz. Ama bugünün insanının da aynı sorumlulukları var. İlla topla tüfekle savaşmak gerekmiyor. Bugün bilişim çağındayız. Akıl çağındayız. Dolayısıyla akılla mücadele etmek lazım galiba yapılacak mücadelelerde. Ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Yani meclis çatısı altında Türk milletinin istikbali konusunda olan bir şey. Efendim yaptık oldu, böylesi güzel oldu. Herkes kabul edecek anlayışı. Ne töreyle ne gelişmiş ülkelerin kriterleriyle hiçbirisiyle bağdaşmıyor. Ben bilmiyorum, belki sizin ya var mı böyle farklı bir şimdi, örneğiniz hiç? Tabii şöyle bir şey, Çanakkale'deki bütün şehitlerimizi, devletimizin bugüne gelmesi için canını vermiş bütün şehitlerimizi ben rahmetle minnetle yad ediyorum. Tabii Çanakkale ile ilgili büyük şair Mehmet Akif Üstad orayı tasvir ederken çok özel bir vurgu yapıyor. En öndekiler diyor ölüyordu. Birer birer şehit oluyorlardı. İşte arşa yükseliyordu ruhları. Onun arkasındakiler sıranın kendinde olduğunu biliyordu ve boşalan yere sipere geçiyordu. Ve onun arkasındakiler o boşalan yere geçiyordu. Ve o tarihte Anadolu'daki birçok lise, İstanbul'daki tıbbiye mezun vermemiş. Yani bu insanlar öleceklerini bile bile, şehit olacaklarını bile bile bir ön safa geçerken hiç tereddüt etmemişler. Şimdi ben bu noktada şunun üzerinde durmak istiyorum. Tabii toplumun üzerindeki büyük operasyona bakmak lazım. Tabii Sayın Başbakan Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyor. Şimdi biz Türk milleti olarak Türkiye'ye bir başbakan seçtik ama kimseye Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını vermedik. Öncelikle Sayın Başbakan'a bu görevi kim vermiştir? Nasıl vermiştir? Niçin vermiştir? Ve bunun karşılığında ne istemektedir? Bence bunlara cevap bulmak lazım. Şimdi Büyük Orta Doğu Projesi'nin temel hedefi, nihai hedefi nedir? Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bugünkü manada bir devlet bırakmamak. Ve bu konuda da şöyle bir baktığımızda, Irak'la başlayan sürecin, şimdi bugün Irak'ta bir devlet vardır dersek hangimiz inanacak? Irak'ta bir devlet otoritesi var mıdır? Maalesef yok yani. Bugün Mısır'da bir devlet otoritesi kaldı mı? Libya'da, Tunus'ta kaldı mı? Yok. Suriye'deki devlet otoritesi de yerinden oynatıldı. Ve dün maalesef, ben bunu söylemekten çok üzülüyorum, dün gece Türkiye'de Suriyeli muhalifler toplandılar ve kendilerine Kürt bir başbakan seçtiler. Öyle mi? Dün akşam tabii, gelişti bu. Dün akşam gelişti. Şimdi tabii bundan sonra bölgede geriye iki devlet kalmış. Bundan birisi Türkiye, birisi İran. Şimdi bunlar da gerçekleşirse Büyük Orta Doğu Projesi'nin temel hedefi gerçekleşmiş olacak. Bölgedeki üniter devletleri bitireceksiniz, güçlü devletleri şehir devletlerine taksim edeceksiniz ve onlar üzerinde kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacaksınız. Evet. Tabii Türkiye buraya nasıl getirildi? İşte bir medya operasyonu. Medyanın ve hükümetin aynı noktadan yönetildiğini görmek için çok profesör olmaya, işte sosyolog olmaya falan gerek yok. Biraz dikkatli bakarsanız bunları birbirini örtecek şekilde yapılan açıklamalar ve çalışmalardan görüyorsunuz. Tabii bu süreçte Türkiye'de insanlar da çok ciddi manada fakirleştirildi. Gelir dağılımı bozuldu. Şu anda Türkiye'de çalışan insanların %47'si asgari ücretle çalışıyor. Çok büyük bir rakam. Şimdi %47'si asgari ücretle çalışan ve karın doyurmaktan başka artık bir şey düşünemez hale gelen bu insanların Türkiye'nin gerçek gündemini düşünmesi, konuşması, tartışması ve bu konuda direnç ortaya koyması çok mümkün değil. Çünkü bu %47 aynı zamanda sendikasız, güvencesiz, böyle
pamuk ipliğiyle bağlı bir şekilde çalıştırıyor. Yani yarın işe gelme dendiği zaman adamın yapabileceği bir şey yok. Adam bu kadar, vatandaş bu kadar çaresizleştirilmiş. Evet. Bir taraftan adamın çocuğu okula gidiyor, efendim şu bakkaldan veresiye ekmek alması için bile bu adamın işe gitmesi lazım. Çünkü iş olmayan birine bakkal veresiye ekmek de vermiyor. Evet. Yani Türkiye'nin içine düşürülen... Ve pek çok ailenin de ana yemeği ekmek aslında. Yani Türkiye başka bir şey alabilecek durum kalmadı ki. 800 lira ücretle bugün bir bakanımız çıktı, işte Çalışma Bakanımız maalesef 800 lira büyük para, neyinize yetmiyor gibi bir şey de söyledi ama 800 lirayla bugün şehirde yaşayan bir insanın ev kirasını ödemesi, çocuğunun okula serviste gitmesi vesaire falan, işte o insanın ısınması... Böyle şeyleri falan karşılaması mümkün değil yani. İnsan evet. gibi yaşaması mümkün değil. Evet. Peki Sayın Vekilim, bu arada zamanımız hızla ilerliyor. Arkadaşlarımız bize bitirelim demeden önce biraz da olsa şu Büyükşehir Yasası'na ilişkin olarak sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Yaklaşık bir yıl kadar sonra, hatta yani tam bir yıl var. Evet. Mahalle idareler seçimi yapılacak. Ve önümüzde de işte 6360 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu var. Bu konudaki görüşleriniz, içerdiği faydalar ve tehditler nelerdir? Şimdi tabii Büyükşehir Kanunu biz İçişleri Komisyonu'nda çok konuştuk. Hı hı. Aşağı yukarı genel kurulla birlikte 1,5 ay falan gibi bir süre bununla meşgul olduk. Fakat o ara tabii bu istediğimiz kadar kendi tabanımıza da bunu yansıtamadık. Kamuoyuna da yansıtamadık. Belki o bizim tam kongre sürecine, 4 Kasım sürecine tam ben ortasında geldi çünkü yani. 4 Kasım öncesi bunun komisyon kısmı vardı. 4 Kasım sonrası da genel kurul aşaması vardı. Dolayısıyla herhalde onun için de biraz başarısız kaldık. O bakımdan biz bunu şu aşamada her gün farklı bir mekanda anlatmaya çalışıyoruz. Bu manada da bu program gerçekten önemli bir program olacak inşallah. Sağ olun. Şimdi bu kanunla nüfusu 750 bin ve üzeri olan kentlerimiz büyükşehir. Ama bu büyükşehir anayasamızda tarifini bulan büyükşehir değil. Bütün şehir. Hı hı. Biz de bunu tabii mecliste başka şekilde kullandık. Büyükşehir yasası. Evet. Şimdi büyükşehir yasası niye büyükşehir yasası? Ne getirdi ne götürdü? Buna şöyle kısaca bir göz atarsak. Hı hı. En son geçtiğimiz hafta Ordu'nun da büyükşehir statüsünü kazanmasıyla 30 ilimizde il özel idaresi kapatıldı bu kanunla. 6360 sayılı kanunla. Sonra toplam 16.562 köy tüzel kişiliği kaldırıldı. 16.562. Ordu'daki 480 köy de buna dahil. Hı hı. Gene bu büyükşehir olan illerimizde 1085 belde belediyesi kapatıldı. Ayrıca nüfusu 2000'in altına düştüğü için 559 belde belediyesi de büyükşehir olmayan yerlerde kapatıldı. Dolayısıyla efendim bunların çok önemi var mı? Yok mu? 27 yeni ilçe kuruldu. Büyükşehir olan yerlerdeki bucaklar ve bucak teşkilatları kaldırıldı. Şimdi tabii AKP de bir kitapçık dağıtmış büyükşehirle ilgili. O kitapçıkta köy şey, muhtar sayısı değişmedi diyorlar. Şimdi biz yıllarca idarecilik yaptık, Taşlı'da çalıştık. Şimdi köy muhtarıyla mahalle muhtarı arasındaki farkı bir defa iyi anlatmak lazım. Köy anayasamızda sayılmış bir mahalle idare birimidir. Köyün tüzel kişiliği vardır. Köyün malı, mülkü vardır. Köyün muhtar ve ihtiyar heyetinin yönetimle ilgili yapabilecekleri vardır. Ama mahalle muhtarlarının bu manada hiçbir icra yetkisi yok. Hatta köy muhtarlarının çok önemli iki yetkisi var mesela. Bir tanesi nikah kıymak. Evet. Bir tanesi de cenaze defni konusunda ruhsat vermek. Şimdi bunu bazıları çok hafif bazen gülüyorlar efendim. Yani cenaze ortada mı kalacak? Şimdi bu büyükşehirden sonra cenazeler de bekleyecek. Çünkü mezarlık idareleri büyükşehire geçiyor. Evet. Şimdi Ankara'nın Nallıhan'ındaki vatandaş... Nallıhan'ın bilmem ne köyündeki vatandaş ya da Şerefli Koçhisar'ın bilmem ne köyündeki vatandaş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden izin almak durumunda cenazeni defnetmek için. Tabii. Defin ruhsatı almadan cenazeyi defnedemez. Hmm.
O zaman işte sizin yakınınız, anneniz, babanız, kardeşiniz neyse rahmetli olmuş. İzin almadan defnettiyseniz ertesi gün savcı o mezarı açtırır, otopsiye gönderir. Yani bunu, bu travmayı biz vatandaşımıza, zaten bir yakınını kaybetmiş vatandaşımıza bunu yaşatabilir miyiz? Olmaz. Tabii burada bizim köylerle ilgili ısrarla üzerinde durduğumuz bir konu daha var. Türk kültürünün en bozulmadan yaşadığı, en düzgün yaşadığı nüve aileden sonra köy. Evet. Şimdi, sıcak samimi ilişkiler vardır. Herkes birbirini çok iyi bilir. İşte köydeki camiye giden Ahmet amca, Mehmet amca birisi bir vakit camiye gelmese acaba bunun başına bir şey mi geldi diye aramaya sormaya çıkar. Yani şimdi şehirdeki camilerdeki cemaati ben o bizim köydeki gibi cemaat olarak kabul etmiyorum. Şehirdeki bir kalabalık. Evet. Ama köydeki cemaat, tam manasıyla cemaat, tarifine uyan sosyolojik manada cemaat, birbirinin derdiyle dertlenen, birbirine yardım eden, birbirinin ihtiyacını karşılayan, birbirinin hatırını soran. İmece usulünün hala geçerli olduğu, hala o yardımlaşmanın devam ettiği o yapıyı zaman içerisinde o köy tüzel kişiliğini kaldırarak dağıtacağız. Çünkü orada siz hani işin başını muhtarı devre dışı yaptığınız zaman yapı kendiliğinden zaman içerisinde dağılıp gidecek. Bu manada biz bu köylerin kapatılması hem anayasamıza aykırı, şu andaki anayasamızda köy bir mahalle idare birimi olarak sayılmaktadır. Beldeler, bucaklar, mahallelere. Ha, beldelerin kaldırılması ilgili de mesela çok özel örnekler gene kendi seçim bölgemden vermek isterim. Yani şimdi Dalyan, şimdi ben Ortacalıyım. Kendim, yani kendi ilçem Ortaca. Şimdi gitsek İngiltere'de bir anket yapsak, araştırma yapsak Türkiye'ye gelen İngilizler üzerinde, ya işte Ortaca nerededir diye sorsak kimse bilmez. Ama Dalyan nerededir dediğimiz zaman birçok İngiliz'in orayla ilgili geldiği fikri var. Bilirler, evet. Yani işte Ölüdeniz, Göcek, Turgut Reis, Bozburun gibi işte Güllük, bunlar artık Türkiye'nin dışına taşmış. Bilinirliği olan beldeler. Şimdi buradaki beldeleri kapatıyoruz. O ilçelerin belediyeleri tarafından buralar yönetilecek. Ama o oralara gelen giden yabancının, yerlinin, heyetlerin vesairenin karşılanıp uğurlanması konusunda temsil noktasında hiçbir ilçe belediye başkanı, oradaki belde belediye başkanının yaptığını yapabilecek imkana sahip değil. Çünkü mesela Bodrum'da 11 tane beldeyi ve bütün köyleri kapatarak tek belediye başkanı seçeceğiz. O belediye başkanı da insan olduğuna göre, aynı anda her yerde bulunması mümkün olmadığına göre bir defa temsilde ciddi bir eksiklik yaşanacak. Olacak, evet. Bunun da bu kadar eksiği olan bir yasayı çıkarmaktan hükümetin amacı ne? Yani sizin saydığınız yönleri, hani az çok birazcık iç işlerinde bulunan, hani sizin gibi pek çok konunun uzmanı kişiyle istişare ettiklerinde tablo değişmez. Aklın yolu bir. Peki ne fayda ediyor, düşünüyorlar bundan? Şimdi tabii biz bu kanunla ilgili tabii şunu sorduk. Bu düzenleme kimin talebidir? Kimin talebi değildir? Nereden çıktı yani şimdi? Nereden durup çıktı? Dururken? Tabii yani. Şimdi bu düzenleme, İçişleri Bakanlığı'nın bir talebi var mı? Böyle bir Türkiye'nin yönetim yapısında böyle bir düzenleme ihtiyacı, böyle bir şey yok. Efendim, milletvekillerinin mecliste böyle yaptıkları bir çalışma araştırma kanun teklifi var mı? Yok. Bu düzenleme belediye başkanlarının talebi mi? Yok. Bu düzenleme sivil toplum örgütlerinin, meslek kuruluşlarının, seçilmiş ilgilenmez üyelerinin, köy muhtarlarının talebi mi? Değil. Bu düzenleme vatandaşın talebi de değil. Nihayetinde bu talep Türk milletinin talebi değil. Evet. O zaman kimin talebi? Buna bakmamız lazım. Bu düzenleme bir kere İyi niyetli bir düzenleme değil. Çünkü işte biraz önce bahsettiğimiz Büyük Orta Doğu Projesi'nin Türkiye'yi şehir devletlerine ayırma projesinin bir ayağıdır bu. Öncelikle de bu düzenleme Kandil'in talebidir. Bu düzenleme Başbakan'ın özel temsilcisi sıfatıyla görüşmelere katılanların, tabii daha önce bu kanun görüşülürken bildiğimiz Oslo ve değişik görüşmeler vardı. Şimdi artık alenen BDP'lilerle birlikte kendilerinin İmralı'da yaptıkları görüşmeler var. Bu görüşmelerin katılanların talebi, onların şeyidir, Eli Kanlı Terör Örgütü'nün temsilen oturanların, Oslocuların talebidir. Bu düzenleme Eli Kanlı Terör Örgütü'nün uzantısı olan KCK yapılanmasının talebidir. Bu düzenleme BDP'nin talebidir. Ama BDP yetmez ama evet demiştir. Çünkü BDP başbakanın kanun çıktıktan sonra da gündeme getirdiği konu olmadan
Yani valiler seçimle gelmeden bu kanunu yeterli bulmamaktadır. Valilerin, yani bunu devam ettirecek olan valilerin seçimle iş başına gelmeleri maddesi olur. Bu düzenleme Büyük Ortadoğu Projesi'nin mimarlarının talebidir. Bu düzenleme Orta Doğu'da milyonlarca Müslüman kanının dökülmesi pahasına Orta Doğu'nun yeniden yapılandırılmasını isteyen Büyük Ortadoğu Projesi mimarlarının hepsinin ortak talebidir. İmralı'nın talebidir. Kısaca Türk milletinin birliğini, dirliğini bozmaya çalışan, bin yıllık kardeşliğimizin temellerini bozmaya çalışan, ülkemizi şehir devletlerine ayırmak isteyen iç ve dış bütün bölücü mihrakların ortak talebidir. Evet. Yani bu kanunun tehlike kısmı bu. Ama uygulamaya ilişkin o kadar çok sorun var ki ve bundan sonra uygulandıkça da önümüze çıkacak sorunlar var. Mesela şimdi 16.562 köyü kapattık. Bu köylerden muhtemelen 2-3 bin tanesinde sağlık evi var Sağlık Bakanlığı. Evet. Orada ebeler var. Ve oradaki insanlara bu ebeler sağlık hizmeti veriyor kendi çapında. Çünkü bunlar uzak noktalar. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat yapısında mahallelerde sağlık evi yok. Evet. Bu sağlık evleri kapatılacak mı? Yoksa Sağlık Bakanlığı'nın teşkilat kanunu mu değiştirecekler? Biz de merak ediyoruz. Bu kanunla tabii ki bizim 5000 yıllık devlet tecrübemiz, 6 yıllık dünyayı yöneten imparatorluk tecrübemiz, 100 yıllık cumhuriyet tecrübemizin oluşturduğu idari yapımız allak bullak ediliyor. Evet. Çünkü özel idareyi kapatıyorsunuz, vali ve kaymakamlar etkisiz ve yetkisiz artık hale getiriyorsunuz. Hani ben biraz şakayla karışık bu komisyonda bu kanun görüşürken onu da söyledim. İşte 500 ilçe büyükşehir sınırlarında kaldı şimdi. 500'den fazla oldu gerçi Ordu'nun da büyükşehir olmasıyla. 500'den fazla ilçenin kaymakamını devlet personelinin havuzuna atalım artık. Onlara da başka iş verelim. Çünkü kaymakamlık yapacaklar bir alan kalmadı. Evet. Yani bu çok köklü bir değişiklik Sayın Vekilim. Yani bu, tabii ve şu anda uygulanıyor değil mi artık yasa? Tabii yasa artık ilk seçimde uygulanacak. Uygulanacak. Yani hani ordunun da olmasıyla. Şimdi tabii bu anayasamıza da aykırı. Anayasamıza, anayasamızın 3. maddesinde karşılığını bulan Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür hükmüne. Aykırı çünkü bunun arkasından başkanlık sisteminin ve eyalet sisteminin artık. Çünkü BDP bu kanun görüşülürken yaptığı olağanüstü kongresinde Türkiye'nin 20-25 eyalet merkezinden yönetilmesi gerektiğini söyledi. Evet. Şimdi bunu BDP söylerken biz bunu BDP'nin kendi düşüncesi zannediyorduk ama şimdi ortaya çıktı ki AKP ile BDP aslında çok ciddi bir paslaşmayla kamuoyunu alıştırarak kafalarındaki projeyi birlikte gerçekleştiriyorlar. Artık bunu meclis çatısı altında çok net görüyorsunuz aradaki paslaşmayı. Hı hı. Belki dışarıda vatandaşlarımız bazı şeyleri gözden kaçırıyor ama hem komisyonlarda hem genel kurulda bu paslaşmayı çok net görüyoruz. Peki Sayın Vekilim, siz yani hem kendi ilinizde hem de değişik vesilelerle Türkiye'nin değişik yerlerinde bulunuyorsunuz. Vatandaşımız bunlardan size göre ne kadar haberdar? Yani bu konunun, bu bahsettiğiniz önemine binaen duyarlılık noktasında ilgili mi? Haberi var mı? Haberi var, ilgilenmiyor mu? Sizce nasıl? Şimdi samimi olarak söylemek gerekirse vatandaşın bu işten çok haberi yok. Evet. Şimdi mesela işte bu Muğla'ya gidince bir kara propaganda yapılıyor. Efendim Muğla büyük şehir oldu. Muğla'da gelirler işte çok artacak. Şimdi Muğla'da gelirlerin hangisi artacak, hangisi artmayacak ve vatandaşa ne yükler gelecek? Bunu çok vatandaşımız bilmiyor. Şimdi biz bu kendi seçim bölgemizde öncelikle bunu anlatma gayreti içerisindeyiz. Şimdi bir defa Muğla'daki görünen artış, çünkü diğer paylar sabit. Şu anda belediyenin ve özel idarenin aldığı nüfus başına şeyler gene aynı oranlarla devam edecek. Büyükşehir Kanunu yürürlüğe girdiğinde. Sadece Büyükşehir'e ilave bir kaynak geliyor. O gelen kaynak da şu, Muğla'da toplanan vergilerin %6'sı kadar bir kaynak Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek. Ama Muğla gibi illerde, özellikle işte bu turizmcilerin vesaire şirket merkezlerinin de hep il dışında olduğunu, büyük şehirlerde olduğunu düşünürsek, yani bu %5'ten Muğla'ya ne kadar para gelecek, o da tam olarak
belirlenmiş değil. Çünkü bu kanun... Yani sadece oran o kadar mı? Yani devletin illere, büyük şehirlere katkısı işte anlamında bir şey belki. Orduyla ilgili yapılan hesaplamada %70 gibi bir artış plan öngörülüyor. Ama bu yönetim yapısının tabii merkezileşeceği il genelinde büyük şehrin hantal yapısı dikkate alındığında bu %70'in çok önemli bir kısmının personel giderleri ve organizasyon giderleri içerisinde kaybolup gideceğini de görmek lazım. Tabi bu kanun plan bütçe komisyonunda da görüşülmeden geldi. Anayasaya aykırı, iş düzeye aykırı bir şekilde. Dolayısıyla işin mali boyutunu da kimse tam olarak bilmiyor. Ama bildiğimiz şey şu, vatandaşın üzerine çok ciddi külfetler gelecek. Şimdi, değil mi? Mesela köyde vatandaşın vergisi yokken, köy statüsü kalkınca, mahalle olunca... Şimdi yeni vergi ve harçlarla tanışacaklar. Yani bir belediye gelirleri kanunundaki sayılan işte... emlak vergisi vesaire vesaire bir sürü işte iş yeri açma efendime söyleyeyim imar harcı vesaire gibi bir sürü imar harcı, ruhsat harcı gibi bir sürü şeyle karşılaşacak. Ama tabi buradaki nedir? 5 yıl bunu öteledik diyor. Evet. Bunu hangilerini ötelediler 5 yıl? 2464 sayılı belediye gelirleri kanununda sayılanları ötelediler. Ama bunun ötesinde bu arkadaşlarımız da şimdi köylerde yaşayanlar artık köylü de demek alışkanlık olmuş yani köylü falan değil. Onlar da kentli oldular bu kanunla. Evet, mahalleli, mahalle sakinleri. Mahalle sakinleri. O mahalle sakinleri de kentli oldukları için kentli olmanın bedelini ödemeye şimdiden başlayacaklar. İşte kirleten öder esasına göre katı atık ve atık su ücreti gibi ödemelerde erteleme yok. Gene ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, haberleşme vergisi, elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi gibi vergiler artacak. Gene... Peki bu vergileri nasıl sağlayacaklar? Şimdi köyde oturanların büyük bir kısmı, yani köy tüzel kişiliğinde oturan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı devletten çoğu maaş almıyorlar. Yani varsa toprakları oradan gelirlerini temin ediyorlardı. Şimdi bu vergilerin düzenlenmesi ve alınması mesela kamu görevlilerinden işte bordolarındaki kesintiyle yapılıyor bunlar. Eğer serbest meslek sahibiyseniz ödediğiniz vergiler var, stopajlar var. Köy tüzel kişiliğinden mahalleye ve dolayısıyla kente transfer olan vatandaşlardan bu dediğiniz vergiler sayın vekilim nasıl kesilecek? Vallahi işte onu artık belediyeden alacak. Çünkü bir işiniz düşecek. Belediyeye gideceksiniz. Belediye diyecek ki borcunuzu ödemeden bu işinizi yapmam diyecek. Yapmam diyecek. Dolayısıyla borçlu çıkmış olacak. Borçlu çıkacaksınız. Ama tabii bunun ötesinde köylünün karşılaşacağı başka sorunlar var. Şimdi kanunu tek başına da bakmamak lazım. Bir sürü kanun işte 2B, kentsel dönüşüm vesaire gibi işte bir sürü kanunla yabancılara mülk satışı ki bunun içerisinde çok önemli bir şey. Bunların hepsini bir bütün olarak baktığınızda kentlerde evet. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmak zaten çok zorlaşacak. Gene evet. Hususi Kanun 246. maddesinde nüfusu 20 binin altındaki yerlerde köylünün tarım ve hayvancılıkla uğraşmasıyla ilgili istisnalar var. Oralarda bu kanun hükmü uygulanmıyor. Ama nüfusu 20 binin üzerindeki yerlerde belediyenin koyacağı kurallara göre tarım ve hayvancılık yapılacak. Yani belediye sizin evinizdeki tuvaletinizin hijyeninin sağlanması gibi ahırınızdan da bu hijyen şartlarını isteyebilir. Dolayısıyla o köyde hayvancılık yapılamaz hale gelir. Çünkü yeni düzenlemeyle nüfusu 20 binin altında bir yer kalmıyor. Çünkü en küçük mahalle idare birimi ilçe yeni düzenlemeyle. İlçelerin de şöyle bir toplamını aldığınızda köyleriyle, kasabalarıyla, pardon yeni mahalleleriyle birlikte aldığınızda 20 binin altında ilçe kalmıyor. Peki Sayın Vekilim sizce bununla uğraşacaklar mı? Yani şimdi burada yani bu yasa koyucu ya da işte hükümet bu yasayla yani sizin bu anlattıklarınızdan şu tablo çıkıyor ortaya. Bir kentlerin bölge haline gelip hani ademi merkeziyet denilen evet. Kendi yönetim şeylerini güçlendirmeleri. Dolayısıyla merkezi devlet, üniter devlet dediğimiz şeyin ortadan kalkması bir amaçlanıyor. Hı-hı. Yani şehir devletleri dediniz siz, o ön plana çıkacak. İki, vergi gelirleri vatandaşın üzerinde biraz daha artacak. Bu ikisini sağladıktan sonra sizce biraz önce söylediğiniz işte
Yani köy statüsü kalkacak ama insanlar birdenbire başlarına sihirli değnek değmeyecek ki. Köy birden kent haline gelsin. Yani yine tozlu yollar, yine işte sulamada sıkıntılar, yine içme suyunda problemler. Yani ülkemizde öyle köyler var ki batıda da doğuyu aratmayacak şekilde belki oradan çok daha kötü köylerimiz var. Yani onların kasabaya da kent statüsüne geçirilmeleri bence uzun zaman kağıt üzerinde kalacak. Ve devlet de uzun zaman bence onların tarımı ve hayvancılığı nasıl yaptıkları ve standartlarla çok ilgilenmeyecekler gibi geliyor bana. Yanılıyor muyum acaba? Şimdi bu kanun bir defa köylerin hep aleyhinde olacak. Şunun için aleyhinde olacak. Yani mesela Kayseri'yi baz alalım. Hı hı. Kayseri'de nüfusun %80'i il merkezinde ikamet ediyor. Hı hı. Şimdi büyükşehir, yani siyaseten baktığımızda büyükşehir belediye başkanının taşradaki, köylerdeki, kırsaldaki o ihtiyacı yok. Tabi yani kent nüfusunu eğer kontrol altına almışsa. Yani siyaseten sizin onun oyuna ihtiyacınız yoksa ona hizmet niye edeceksiniz? Evet yani o noktada. Dolayısıyla yani bu kanun her halükarda köylünün aleyhine. Tabi bu kanunla ilgili birkaç konu daha üzerinde durmak lazım. O da şu. Yani bu kanun biraz önce söylediğimiz gibi Oslo görüşmelerinde varılan mutabakata göre meclise getirildi. Orada tabi Oslo görüşmeleri 2006 yılında ilk başladığında varılan mutabakat şu, yetkiler önce valiliklere devredilecek, sonra belediyelere. Şimdi bu kanunda bunu gördük. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılıp bu iş özel idarelere verildi. Şimdi özel idareler kapatılarak bu iş belediyeye verildi. Ama bu iş burada duracak mı, devam edecek mi? Biz tabii AKP'nin işte biraz önce Adalet Bakanı'nın dediği gibi bunlar bizim ne yapacağımızı bilmiyor. Tabii bilmiyoruz. Onların planını, onların görüş tutanakları biz bilmediğimiz için bilmiyoruz. Yani önümüzdeki dönemde mesela milli eğitimi devredecekler mi? Sağlığı devredecekler mi? Hı hı. Milli eğitimi devrederek. Belediyeleri devredecekler. Tabii ki belediyelere, büyükşehir belediyelerine bunları devredeceklerse ondan sonra her il bunu eğitimi yerelleştirdiğiniz zaman efendim işte kendi kafasına göre bir eğitim biz, sistemi işte biz Kürtçe eğitime izin vermedik diyecek belki AKP yarın. Bunu Diyarbakır Belediyesi izin verdi. Hı hı. Gibi işi buraya getirecekler. Bizim endişemiz budur. Evet. Bu işten gene bu kanunla tabii özellikle uygulamada şey gündeme gelirse ki Sayın Başbakan da bunu çok ısrarla artık vurguluyor. Yeni anayasadaki hükümlerden Başbakanın kafasındaki yeni anayasadaki hükümlerden birisi de valilerin seçimle gelmesi. Evet. Şimdi valiler seçimle gelince artık o işin adı eyalet olacak. Yani onun tabii başka Amerika'da çünkü öyle bir uygulama var değil mi? Yani başka ben ne Fransa'da ne İngiltere'de bilmiyorum yani. Başka hani üniter devlet modeli olanlarda. Tabii şimdi burada işte biz hizmetleri yerleştiriyoruz falan diyorlar ama Fransa'nın mesela 65 binin nüfusu var. Hı-hı. Fransa'da 36.500 belediye var. Evet. Bizde şimdi 2500 belediye var, 2900 belediye vardı. Şimdi yarıdan fazlasını kapattık bu kanunlarla. Evet. Geriye 1200-1300 belediyemiz kaldı. 36.000 küsur köyümüz vardı. 16.000'den fazlasını kapattık. Artık köy sayımız bile yarının altına indi. Evet. Çok hızlı değişiyoruz. Yani çok hızlı da değişiyoruz böyle kağıt üzerinde. Tabii vatandaşa işte deniliyor ki işte şu kadar af getirdik, bu kadar işte imar affı falan. Aslında böyle bir şey yok. Çünkü tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler diyor affettik ama dediğim gibi 246. maddeden dolayı o tesisleri ruhsatlandırsanız bile bundan sonra belediye size buranın işte şu şartlarını, eksikliklerini gider deme hakkına sahiptir. Zaman içerisinde bunun eksiklikleri siz gideremezseniz ki gidermeniz mümkün değil. Köyde hayvancılıkla uğraşan bir adamın herhalde ahırını kanalizasyon sistemine bağlayacak hali yok. Mesela bunları gerçekleştirmesi mümkün olmadığı için o imar hafları falan geçersiz. Gene işte bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon vesaire gibi diğer köydeki işletmelerin de bu kanunla otomatik ruhsatlandırılması söz konusu. Ama bir şey unutmamak lazım. Biraz önce saydığımız gibi belediyelerin oralardaki denetim yetkileri devam edecek. Yani belediye o köydeki fırını denetleyecek. O köyün şartlarında belki çok da işte arzu ettiğimiz şartlarda olmasa bile köyün ihtiyacını gideren fırına diyecek ki sen şu şartları getir, yerine getir. Şehirdeki bir ekmek fabrikasının sağladığı şartları
Adamın o şartları yerine getirmesi mümkün olmadığı için köydeki fırın da kapanacak sonuç itibariyle. Tabii. Adamın evet. ürettiği, sattığı ekmek. Gene mesela binalarla ilgili çok ciddi bir şey var. Tamam, binalar ruhsatlandırılmış sayacağız diyor. Hı hı. Ama kentsel dönüşüm kanunu da belediyelere başka bir mükellefiyet yüklüyor. Diyor ki siz belediye olarak kendi bölgenizdeki yapıların afete dayanıklı olup olmadığını test etmek, incelemek ve afete dayanıklı olmadığı tespit edilenleri tahliye etmekle görevlisiniz diyor. Evet. Şimdi adama siz önce diyorsunuz ki ruhsatlandırdım senin binayı. Evet. Belediye bu manada işte üniversiteyle efendim işte mimarlar odasıyla vesaire bir ekip kuruyor. Geliyor sizin binanıza. Diyor ki bu bina oturulamaz. Afet durumunda güvenli değildir. Bu binayı lütfen boşaltın. Evet. Mecburen de tabii. Binayı boşaltma görevi var belediyenin. Sizin bina ihtiyacınızı karşılama görevi yok. Yok tabii. Açıkta kalacak. Tabii bina sahibi. Yani vatandaş şimdi kendisini nelerin beklediğini işin doğrusu tam manasıyla bilmemektedir. Yani bu bakımdan bu büyükşehir kanunu daha üzerinde çok konuşulması, çok anlatılması evet. maalesef gerekli. Evet Sayın Vekil. Kamuoyunu biz bu konuda maalesef istediğimiz kadar bilgilendiremedik. Evet, şimdi arkadaşlarımız bana uyarılarda bulunuyorlar. Ben görüyorum siz daha söyleyecek çok şey var ama Sayın Vekilim, bir başka programda buradan kaldığımız kısımdan devam etmek üzere sizden söz alsak. Biz her zaman göreve hazırız. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yani ben de çok bilgilendim. Eminim bizi izleyenler de sizin anlattıklarınızdan oldukça çok istifade edecekler. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Allah kolaylık versin çalışmalarınızda. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bütün izleyicilerimizi tekrar saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepsine sağlık, mutluluk diliyorum. Çünkü işlerini çok kararttık ama bunlar bu maalesef Türkiye'nin gerçek gündemi. Evet, evet sağ olun. Değerli izleyiciler, bugün Muğla Milletvekilimiz Sayın Mehmet Erdoğan Beyefendi ile 4. yargı paketini konuştuk ve Büyükşehir veya MHP'nin ifadesiyle Büyük Zehir Yasası'nın neler içerdiğini ve hangi tehditleri barındırdığı üzerine görüşlerini aldık değerli vekilimizin. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize en içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hoşça kalın.